Farklı bir yöne eviremezler artık, o iş geçmiş olsun yani. Peki. Selçuk Bey, siz nasıl evet. değerlendiriyorsun? Efendim, şimdi şöyle başlayalım. Bu bir e, tespit. İktidar, Cumhur Partisi. Cumhur Partisi? Cumhur Partisi. Burası bir cumhur ittifakı değildir. Burası Cumhur Partisi, eşkenel başkanları vardır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. ve Bir de yandan çarklıları vardır orada dört parti var. Genel Başkanlar ben, eş mi? Eş evet bunlar. Ama birinin oyu birinin oyu hiçbir şey fark etmez. İkisi de ikisi de birbirleriyle tek yumurta ikizidirler. Birbirlerinden vazgeçemezler. Birisi MHP'nin başında kalmak adına Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'nin başında kalmasını sağlamıştır Devlet Bahçeli'nin. Ben o zamanlar buna şahidim. İkinci olarak da e, o da Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde onların ifadesiyle başkan yapabilmek ve de bir tek kişinin yönettiği bir Türkiye'yi oluşturmak adına ona destek çıkmıştır. Al gülüm ver gülüm. Bakın biraz gülüm. önce söyledim. Al gülüm ver gülüm tabii. Bu bir Türkiye adına beka meselesi değildir. Bu iktidarlarını korumak ve aynı zamanda da kendi istedikleri bir sistemi, daha doğrusu rejimi, mevcut rejimi, cumhuriyet rejimini sarsmak ve kendi istedikleri sistemi getirmek, otoriterliği getirmek, demokrasi adına otoriterliği getirmek. Şimdi bir kurbağayı bir sıcak suya atarsanız hemen fırlar ve çıkar. Ama bir kurbağayı soğuk suya koyar ve altından da ocağınızı yakarsanız yavaş yavaş ısıtırsanız orada o kurbağa ağır ağır uyuşur ve daha sonra da teslim olur. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber aynen bu kurbağa misalidir. Bu örneği vermek istiyorum. Her geçen gün Türkiye'de inanç özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün ve teşebbüs özgürlüğünün ananı daraltılmaktadır. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra ki ben 15 Temmuz hain darbe girişimini başbakan haber veren kişiyim. İlk tatan atan kişiyim, insanları sokağa davet eden kişiyim. Riske girerek ve yeğenimi de şehit verdim orada. Başkan, başbakan arayarak, milletvekillerini arayarak, bakanları arayarak riske girdim. Ve Biliyordum bir darbe olacağını, anlamıştım. Ve o darbe girişiminden sonra biz milletçe bir darbe yönledik. Öncelikle askerler önlediler. Ben darbeleri araştırma komisyonunun başkan vekiliydim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ darbe girişimi başkan vekilliğini yaptım. Önümden de çok önemli sırlar geldi ve geçti. 15 Temmuz'u önce askerler önlediler. Sonra emniyet yetkilileri önlediler. Sonra medya ve siyasetçiler önlediler. Yargıçlar sonra da milletimiz sokaklara çıktı ve önlediler. Demokrasinin alanı genişlesin diyerek önledik biz. Türkiye'de demokrasi halel gelmesin, bir Gülenizm devleti kurulmasın diye önledik. Ama bir Erdoğanizm devleti kurulsun diye desteklemedik. O yapıyı engel olmadık. Bir parti devleti kurulsun, bir kişi devleti kurulsun diyerek o yapıya karşı direnmedik ki. Biz demokrasi yaşasın diyerek, cumhuriyet demokrasiyle anlamlı olsun diyerek orada biz darbeye karşı çıktık. Ama gelen noktada şu, her geçen gün demokrasinin alanı daraltılıyor, ifade hürriyetinin, özgürlüğünün, basın özgürlüğünün alanı daraltılıyor ve teşebbüs hürriyeti ve inanç hürriyetinin alanı daraltılıyor. Görüyoruz bunu. Şimdi size gelince, efendim iktidar şunu istiyor, yani Cumhur Partisi şunu istiyor. Bir, konuşmayın, susun. Benim söylediklerimi tekrar edin, size papağanlık yakışır. Size cumhuriyetin istediği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller... İşte yakışmaz. Bu tür davranışlar yakışmaz, tavırlar yakışmaz. Size ancak papağanlık yakışır. O da bizi tekrar ederseniz yakışır size. İkinci olarak şunu söylüyorlar. Bizi tekrar etmeniz yetmez. Aynı zamanda çok doğru söylüyorlar diye tasdik etmeniz gerekir. Hatta bizim adımıza propaganda yapmanız gerekir. Türkiye'de çok partili hayata 1946'da başladık. Önceleri denedik, yapamadık, beceremedik ama başladık. Bunların çok partili hayattan anladıkları sadece 3,5 parti, 4 parti veya Cumhuriyet Halk Partisi çok partili hayatın içinde değildir. Onlara göre. Ve Deva Partisi değildir. İyi Parti değildir. HDP değildir. Gelecek Partisi değildir. Böyle bir ortama doğru gidiyoruz. Rütük, demokrasinin kılıcı gibi başınızdan eksik olmayacak. Ve kendileri kendilerini destekleyen televizyonlar çok ağır hakaretler de yapsalar. Çok gariz ifadelerle muhalefete veya kendilerinden olmayanlara saldırıda tezifte bulunsunlar, tahkirde bulunsalar bile onların cezaları çok hafif olacak. Ve öyle oldu zaten. Ve sizi bir de basın ilan kurumuyla terbiye edecekler, tedib edecekler. Hep böyle yaptılar zaten Türkiye'de. Her geçen gün yerel medyada artık kendisini yavaş yavaş tarih sahnesinden laflara doğru götürmeye başladım. Ve ardından da şunu yapıyorlar. Ve diğer partileri de fetöcü tırnak içinde. Bunlar PKK'lı, bunlar proje, egemen güçlerin projeleri, bunlar her biri diyerek bu şekilde ithamlarla beraber Sadece kendilerini yaşatacak bir ortamı, bir iklimi oluşturmak istiyorlar. pazar günü size ceza verecekler. İstemeyiz. Asla. Her zaman yanınızda olduk Gelecek Partisi olarak. Ta partiyi kurmadan önce de yanınızda olduk. Çünkü biz anladık. Zaten Türkiye'de çok sesliliğe ihtiyaç var. Burada tek bir sesliliğe, tek adamla beraber tek bir sesliliği inşa etmek istiyorlar. Buna karşı da direnmemiz gerektiğini düşündük. Onun için zaten bir parti kurduk. Onun için iktidar partisine itiraz ettik. Ve oradan nimetleri terk ederek ve orada çok büyük güçleri terk ederek biz yeni bir parti kurarak ve e, mücadeleye giriştik. Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Öldürülecekti. Kesinlikle öldürecekti. Hedefte öyle gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı. Kaos iklimi oluşturulacaktı. Ve o, o hal ilan edilecekti Türkiye'de. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecek Ve ardından da bizler saldırıya uğradık. Ve Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu bu şahıslara dolandırıcı dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere dolandırıcı dediği zaman Rütük onunla ilgili bir işlem yaptı mı? Veya herhangi bir savcılar veya başkaları bir işlem yaptılar mı? O haberi yayınlayanlar hakkında işlem yapıldı mı? Yapılmadı, yapılmadı, yapılmadı. Kesinlikle yapılmadı. Bakın Türkiye'de bütün demokratlara, sağcısına, solcusuna, milliyetçisine, ulusalcısına, Kürdüne, Türkmenine, sosyalistine, dindarına, milli görüşçüsüne, kim varsa Türkiye'de demokrasiye inanan herkes. Bakın eğer biz bunlara yüksek sesle, yüksek perdeden sesimizi çıkartmazsak meşru zeminlerde, hukuki ve ahlaki zeminlerde bir gün bade harabül basa diyeceğiz. Basa harab olduktan sonra diyeceğiz. Ve eğer bu seçimlerde zaten bu bir yıl çok sancılı geçecek ve değişim de sancılı olacak. Ama biz bunlara direneceğiz. Milletimiz emin olsun. Bir yandan sandık güvenliğini sağlayacağız. Bir yandan seçim güvenliğini sağlayacağız. Biz onlardan sadece şunu isteyeceğiz. Sabah 8'den 08'den akşam 18'e kadar sandıklara gidin ve oyunuzu kullanın isteyeceğiz. O nedenle Türkiye'de kendilerinden olmayan, kendileri tasdik etmeyen herkesi susturacaklar. Susturmak isteyecekler. Zaten istiyorlar ve yapıyorlar. Mahir Ünal Bey'in söyledikleri çok önemli şeyler değil. Mahir Ünal der ki bu bir ifade hürriyetidir. Evet basın özgürlüğüdür. Ama öbür da rütük cezayı verir. Birkaç hafta gözükmezler ve rütük cezayı verir. Çünkü sizi susturmak istiyorlar. Biraz önce beyefendi söyledi, milletvekilimiz söyledi ne söyledi? Dedi ki işte bir mecra var sesimizi yükseltebildiğimiz. Kala kala buralar kaldı. Buralara da istemiyorlar. Sonra da Türkiye'yi demokrasiyle yönettiklerini söylüyorlar. Ve hanımefendi söyledi. Deva Partisi'nin genel başkanı yardımcısı söyledi. Sanem Hanım söyledi. Ve dedi ki özgürlükler sıralamasında sonlardayız dedi. Basın özgürlüğünde sonlardayız dedi. İfade hürriyetinde sonlardayız dedi. Ve Türkiye'ye iktidar olurken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken 2002 yılında vesayetçi yapıları ortadan kaldıracağız diye geldiler. Onlar için daha sonra gördük ki bagajları vardı ve şöyle söylüyorlardı. Vesayetçiliğin kimde olduğu önemli. Vesayetçilik önemli değil. Kimde olduğu önemli. Bizde mi değil mi? Bizde mi değil mi? Bizde değil vesayetçiler. Ortadan kaldırılmaları lazım ve vesayetçiliğe karşı izlememiz lazım. Ama vesayetçi biz olursak bugün bu iktidar vesayetçidir. Bu iktidar Türkiye'de hemen hemen her konuda vesayetçidir. Her alanda, basın alanında vesayetçidir. Sermaye alanında vesayetçidir. Türkiye'de eğitim alanında vesayetçidir çok ciddi yanlışlıklar yapılmaktadır Türkiye'de. Ve siyasetin alanında da vesayetçidir. Bunlara karşı direnmemiz gerekmektedir. Direnirken de meşru zeminlerde. Birlikte ses vermek, daha fazla birlikteliğimizi artırmak ve demokrasiyi yeniden inşa etmek, yeniden demokrasinin alanını genişletmek adına bir yılımız var efendim. Ben erken seçim olacağına inanıyorum. Ben Kasım'ın dördünde seçim olacağına inanıyorum. Eğer bu ekonomik kriz olmasaydı, yani bu Covid sürecinden sonra Rusya Ukrayna savaşı bu kadar çok çabuk gelmemiş olsaydı ve kendileri Haziran ayının içerisinde seçim yapacaklardı. Bunlar. Ona hazırlığını yapıyorlardı. Şimdi de 3600 ek göstergeyle beraber EYT'lerle ilgili düzenlemelerler ki bunlarla ilgili muhalefetin çok ciddi rolü vardır. Muhalefet seslenmemiş olsa ve onlar da muhalefetle beraber el ele vermemiş olsalar çünkü iktidarlar veyahut da partiler iki şeyden hem hoşlanırlar hem korkarlar. E, oy kaybetmekten korkar partiler. İktidarlar da oy kaybetme ama oy almaktan da çok hoşlanırlar. İki şeyden hoşlanırız biz. Bir alkıştan hoşlanırız. İki oy almaktan sandıktan hoşlanırız. Ve bu EYT'yi de birazcık düzenleyerek ardından Temmuz ayında yaklaşık 14 milyona tekabül eden emeklilerle beraber memurlara çok ciddi zamlar yapacaklar. Ama bu zamlarda da biz muhalefet şunu yapmalıyız. Hemen son cümlemi şöyle tamamlayayım. Oralara geleceğiz Selçuk e tamam, Bey. bütün, söyleyeyim. Bütün o, fişekleri o bir, illiyet bir illiyet bağ kurayım. Erken seçimin tarihini söylemeseydiniz bari. İleride, şey, programın oldu. ilerleyen dakikalarında söyleseydiniz. Evet. Ben Dövdüm Kasım ayında bir seçim bu. olacağına inanıyorum. Duyumlarımız da o doğrultuda. Pazar ve, ne ve ne yaparlarsa yapsınlar. Size yasak da verseler. Türkiye'nin yine mutlaka özgür insanları birazcık paralarını veyahut da sermayelerini Türkiye'nin demokrasisine tahsis eden sermayedarlar da çıkacaklar. Ve diyecekler ki bu ülke bin yıllık bir ülke. Bu cumhuriyet 100 yıllık, 5 bin yıllık bir milletin çocuklarıyız. Biz Anadolu'da beraber yaşıyoruz, bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Buraya bize özgürlük yakışır ve direneceğiz. Direnenler kazanır efendim dünyada. Kendi kanallarına ceza kesiyorlar mı dediniz ya, aklıma bir örnek geldi. Çok çarpıcı. İktidar medyasının eğlence kanallarından birinde, haber kanalı değil de eğlence kanallarından birinde, o kadın programlarından birinde, bir kadın evli ama başka bir erkekle ilişkisi olmuş. Ee, ve bir çocuk doğurmuş ama çocuğun babasının kim olduğu konusunda kadının şüpheleri var. Canlı yayında o çocuğa DNA testi yapıldı. DNA testinin sonucu stüdyoya getirildi. Kadın sunucunun karşısında oturuyor, kocası yanında oturuyor ve diğerine de telefon bağlantısı yapacaklar. Dum 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 Dum, dum, birazdan açıklıyoruz, dum, 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 seyirci bekledi bekledi ve çocuk kadının kocasından değil, Başkasına. başka bir adamdan çıktı. DNA testinin sonucunu açıkladılar. Bunun üzerine ya işte buna da mı ceza kesilmeyecek, Rütük buna da mı ses çıkarmayacak diye konuşuldu, edildi, eleştiriler geldi. Medya Derneği bir açıklama yaptı, hatırlıyorsunuz değil mi? Medya Derneği, Yapacağım iktidara yakın bir dernek yap. açıklama yaptı, dedi ki, Yerli ve milli duruşu nedeniyle bu kanal hedeftir. O yüzden bu eleştiriler yapılıyor dedi. <laughs> yani evet. buna bile ceza kesilmedi Selçuk Bey. O kadar söyleyeyim size. Kahveci. Şimdi ben işin diğer boyutunu ele alayım. Yani bu son bir yıl kolay geçmeyecek. Kolay geçmeyeceğin arkasında şu var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bilgiler ve bizlerin de açıklamış olduğu bilgiler, bir tekrar örnek vereyim, bu tekrardan zarar gelmez. Üçüncü Boğaz Köprüsü, yapım maliyeti 3.